Ödev kağıdı 54'ü yapmaya hoş geldiniz çocuklarım. Şimdi yine hep beraber aşama aşama soruları cevaplamaya başlayalım. Evet, şimdi ilk sorumuzla başlayalım. 6, 8 daha 14, 5, 2 daha 7, 1 de elde, 8, 84. 3'ü kaçta toplayalım ki 0 yapsın? Burası 0 olmaz. Demek ki burası 10. 10'un 0'ı elde var 1. Burası 7, 7 olur. 3, 7 daha 10. 10'un 0'ı. 5, 1 daha 6. 9 olması için 3 eklersek olur. Burası çocuklar bir toplama işlemi. Bu verilmiş. İkinci toplanan verilmemiş. Onun için çocuklar ne yapıyorduk? 72'den 15'i çıkarıyorduk toplamdan. 7, 6'dan 1 çıktı. 5, 57. Burası da 57. Çocuklar burada 3 tane burada 3 tane rakam verilmiş. Nedir bunlar? Rakam 3 tane sayı verilmiş. Onlar da 30, 14. Burası verilmeyen toplanan ve 60 çıkmış toplam. Üçünün toplamı. Burayı bulmak için çocuklar ilk önce burasıyla burayı toplayacaksınız. Ne yapar burasının ikisinin toplamı? 30, 44 yapar. Yani çocuklar 44 eşit 44 ile şöyle yazalım. 44 bulduk burayı. 44 ile hangi sayıyı toplarsak 60 yapar. Onu da nasıl yapıyorduk? 60'tan şu ikisini toplamıştık ya. Onu çıkartıyoruz. Yani 60'tan 44'ü çıkartıyorsunuz. 6, 16. 16. Burası da kaçmış? 16. Evet, karşılaştırmaları yapalım. 24, 26'dan küçüktür. 59, 55'ten büyüktür. 93, 93'e eşittir. 47, 81'den küçüktür. Şimdi burada eksilen sayı soruyor bize. Eksilen sayıyı bulmak için ne yapıyorduk? Çıkanla farkı topluyorduk. Buraya o şekilde yazacağız. Bak, basit bir yolu var toplamanın. 6, 4 daha 10, 10'un 0'ı elde var 1. 3, 4 daha 7, 1 de elde 8. 2, 3, 3, 0, burası 3, burası da yine 3. 3, 7, topluyoruz üste doğru. 8, 3 daha 11, elde var 1, 4, 3, 7, 8. Çocuklar aşağıdaki sayıda da bu biliyorsunuz eksilen, bu çıkan, bu da fark. Biz çıkanla bakın hepsinde çıkanı soruyor. O yüzden burada 50'den 22'yi çıkaracağız. Burada 64'ten 48'i çıkarıp buraya yazacağız. 75'ten 18'i çıkarıp buraya yazacağız. 81'den 54'ü çıkarıp buraya yazacağız. Evet, birincisini 28 bulduk. Diğerini 16, 10, 57 ve 27. Lütfen kendi sonuçlarınızla karşılaştırın. Aşağıdaki tabloda verilen işlemleri yaparak en yakın onluğa yuvarlayalım. Burası 52 yapar, 75 yapar. Çıkarır bunların en yakın onluğu 50 ve 75. Aşağıya gelelim. 9 onluk, 6 birlik, 3 onluk, 4 birlik. Aşağıda çözümlenmiş sayıları rakamla yazalım. 5 onlukları unutmayın. Dikkat alıyorum hemen. 56, 82. Verilen sayıların basamak değerleri farkını bulalım, yazalım diyor. Basamak deyince 40 ve 9'un farkı ne yapar? 31. 70 ile 2'nin farkı 68. 50 ile 9'un farkı 41. Evet, buradaki sayıları da küçükten büyüğe doğru sıralayacakmışız. Hemen küçük işaretini koymayı unutmayalım ve başlayalım. En küçüğü hangisi? 38. 38. Sonra 43. Sonra 55. 72 ve 86. Bu şekilde. 38 küçüktür, 43 küçüktür. Bu şekilde yazıyoruz. Aşağıda verilen sayıyı onluk taban bloklarla gösterelim. Sayımız nedir? 76. Ben şöyle
kırmızıyla şöyle onluk blokları yapayım şöyle. Bir onluk, on, yirmi, şöyle otuz, kırk, elli, altmış, yetmiş, sonra altı tane de birlikte dizeceğim. 71, 72, pardon şunu güzel çizelim. 72, 73, 74, 75, 76. Bu şekilde çiziyoruz. Evet, şimdi geldik bu soruya. Aşağıdaki eşitsizliklere göre boş bırakılan yerlere uygun en büyük sayıyı yazacakmışız. Unutmayalım. 26 büyüktür. Çocuklar 26 neden büyüktür? 25'ten büyüktür, 24'ten, 23'ten, böyle çocuklar sıfıra kadar gider. Bunların arasında en büyüğü hangisidir? Bakın bunların hepsini yazabilirsiniz ama bizden en büyük dediği için 25 yazacağım. Şimdi geldik buraya, 75 büyüktür, kaçtan büyüktür? 75, 74'ten büyüktür, 73'ten büyüktür, 72, 60, 50 diye gider geriye. En büyüğü hangisidir? 74. 91 büyüktür, o zaman ne olur? 90. Buna göre bu mantıkla bu şekilde olur. Şimdi gelelim aşağıdaki sorulara. Burada bir toplama işlemi var, eşitmiş buradaki toplama işlemine. Yani çocuklar burada bir yaptığımız işlemde buradaki birbirine eşit. İlk önce burayı toplayalım, bakalım ne çıkıyor. 0, 70. Burası 70 çıktı. 19'la kaçı toplarsam 70 çıkar. Çocuklar burada bununla bilim verilmeyen toplanan oluyor. Onu da bulmak için ne yapıyorduk? 70'ten 19'u çıkarıyorsunuz. 1, 51. Yani çocuklar burası 51'miş. Burası 51. Gelelim buraya. Çocuklar burası çıkarma işlemi, burası da çıkarma işlemi. İlk önce bu çıkarma işlemini tabii bulmamız mümkün değil. Çünkü bilinmeyen burada. Şöyle eksi 35 diyelim. Buradaki çıkartma işlemi yapacağım. Şöyle unutmayalım iki basamaklı sayı. 2'den 6 çıkmaz. 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. Burada 5 kaldı. 5'ten 1 çıktı. 4 kaldı. Çocuklar bu sayıdan 35 çıkmış, 46 kalmış. Bunun adı neydi çocuklar? Eksilen. Çıkartma işleminde bu eksilen. Bakın bir çıkarma işlemi ve eksilen. O zaman ne yapıyoruz eksileni bulmak için? Çıkanla farkı topluyoruz. O da ne yapar? Şöyle toplarsam 3, 5 daha, 5, 6 daha, 11, 11'in 1'i elde var. 1, 3, 4 daha, 7, 1 de elde, 8, 81. O zaman burası neymiş? 81. Şeklin ortasındaki bulunan onluğa yuvarlanan lara en yakın onlukları bulacakmışız ve boyayacakmışız. Çocuklar 30'a yuvarlananlar 34, 32, 28, 27. Yine aynı şekilde çocuklar bunlar da 40, 50'ye yuvarlanıyor. Bunlar boyadıkların 70'e yuvarlanıyor. Bu 27 yuvarlananlar bu işaret dediklerim. Şimdi de örüntüyü verilen kurala göre yapacağız. Böyle şeylerde çocuklar şöyle bir kendimi ip uçları yapalım ki kafamız sonra karışmasın. En güzeli bu şekilde yapmak. Ben bu şekilde yapıyorum. Siz de bu şekilde yaparsanız iyi olur. 10 art, 10 azalt diyor çocuklar. Şöyle eksi 10. 10 azalt, 3 artır. 10 azalt, bak onu unutmayın. 3 artır. 10 azalt, 3 artır. 10 azalt, 3 artır. Şöyle. Yapalım şimdi. Evet. 76, 79. 69, 72. 62, 65. 55, 58 diye gider. Şimdi aşağıdakine gelelim. Sayı değerleri toplamı diyor. 2 ile 8'i toplarsanız 10. Sayı değeri farkı 8'den 2 çıkarsa 6. Basamak değeri deyince yine unutmuyorsunuz. 20 ile 8'i topluyorsunuz. 28. Basamak değeri farkı deyince de 20'den 8'i çıkarıyorsunuz. Bu da eder 12. Evet, bu soruda da bir kare prizma verilmiş çocuklar. Bunun açılımı çocuklar bu şekilde. Şeklin adı kare prizma. Yüzey sayısı çocuklar buradan biraz zor oluyor ama ben şuradan size göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane de yüzey varmış.
Evet, ayrıt sayısında bunun üzerinden göstermek isteyeceğim size. Prizmanın kendisi üzerinden. Şöyle pembe alalım elime. Şöyle çiziyorum. Bir, şöyle geliyorum. Çocuklar daha düzgün bir şekilde çizmeye çalışayım. Çirkin çizince de kötü oluyor. Şöyle bir, şöyle iki, şu üç, şu dört. Burası hem kenar hem de ayrıt olarak geçiyor. Dört. Altta da aynı şekilde var. Beş, altı, yedi, sekiz. Başka var mı? Var, evet. Şöyle dokuz, şöyle on, şöyle on bir ve on iki. Çocuklar bunları artık iyice bileceksiniz. Hatta ezberleyeceksiniz yani. 12 tane olduğunu gösterdim size. Şimdi gelelim köşelere. Çocuklar bakın, onu da başka bir renkle göstereyim size. Onu da maviyle göstereyim. Şu gördüklerimiz şunlar var ya, şu orta noktası. Bunlar köşe. Şu birleştikleri yer köşe, şuralar. Şöyle. Çocuklar bunun da toplam, şöyle sayıyorum bakın, hep beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane neti varmış, köşe sayısı varmış. Evet, bunu iyice inceleyin. Bunlar artık karşımıza çok çıkacak. Burada üzeri çarpma yapılmış, gördüğünüz gibi böyle kapatılmış yani. Bu aslında azaltıldığını gösteriyor. Şimdi bakalım kaç tane onluk var zamanında, hiç üzerine çapraz çarp olmadan önce. Sayalım hep beraber. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Kaç varmış burada? 65 varmış çocuklar. Ve bir çıkartma işlemi var. Onu biz bu çarpılardan anlıyoruz. Azaltılmış yani. Sayıyorum şimdi bunları. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43. 43. Bu çocuklar, bu işlemin görüntüsü bu. Sonuçta ne çıkıyor o zaman? Bir bakalım. 10, 20, 21, 22. Çocuklar siz de çıkarırsanız görürsünüz. 5'ten 3 çıkınca 2, 6'dan 4 çıkınca da 2 kalır. Burası doğru oluyor. Evet, geldik 18. soruya. Burada da ilk önce soruyu okumamız gerekiyor. Yukarıdaki tabloda yatay, çocukla yatay bu taraf oluyor. Şu A ile B'nin olduğu yerler şu tarafa doğru. Toplanıyormuş bunlar. Yani 61 ile 26 toplayıp buraya A yazacağız. 37 ile 19 toplayıp B yazacakmışız. Şimdi diyor ki yatay olanlar toplanıyor. Dikeyler dedi çocuklar. Yani şuradan aşağıya şunlar ve şunlar demek istiyor. Dikey bunlar. Bunlar da çıkartılıyormuş. Yani bundan 61'den 37'yi çıkaracağız. 26'dan da 19'u çıkaracağız. Başlayalım yapmaya. Evet çocuklar, A'yı 87, B'yi 56, C'yi 24 ve D'yi de 7 olarak buldum. Siz de kendi sonuçlarınızla karşılaştırmayı unutmayın. Gerekirse ekranı durdurun, karşılaştırın. Evet, Aydın ve annenin yaşları toplamı 43'tür. Yazalım, Aydın yazalım. Bir de anne yazalım. Anne. Yaşları toplamı 43'müş. Yani çocuklar bunların hepsini toplamışlar. Şöyle 43 yapmış. Annesi çocuklar 37 yaşındaymış. Bir dakika çocuklar. Ayfer kaç yaşındadır? Çocuklar burada Ayfer'i düzeltelim. Aydın yazalım. Buraya da Aydın'ı da kaç diye soruyor bize çocuklar. Buradan bulacağız. Yani 43'ten 37'yi çıkaracağız. Ve 13'ten 7 çıktı 6. Burası çocuklar, Aydın'ın yaşı kaçmış? 6. Çocuklar böyle hatalar olabiliyor. Ben de yapabiliyorum, görüyorsunuz. Burada da olabiliyor. Olabilir çocuklar. Çünkü insanlar bu soruları yaparken bir sürü şeyle uğraşıyorlar. O yüzden dolayı mantıklı. Yani normal demek istediğim. İnsan hata yapabilir çocuklar. Çocuklar şimdi bir şey söylemek istiyorum. Bu yaptığım videoları hepinizin izlediğini düşünüyorum. Çoğu arkadaşınız da izlediğiyle ilgili bilgiler geliyor bana. Çok da hoşuma gidiyor. Çocuklar ama bunu sadece izleyenlerin gerçekten izlediğini görmek için çocuklar küçük küçük bilmeceler soracağım şimdi. Şimdi bir bilmece soracağım. Bu bilmeceyi bilen kişi bu kitabı, bu fotokopiyi yapmış anlamına gelmektedir.
Şimdiden o kişiye teşekkür ediyorum. Bakalım kim bilecek? Evet çocuklar, yazdım bilmecemi. Neymiş bu? Bakalım okuyalım güzelce. Evde küçük bir oda, yemek pişer orada. Artık bunu bilmişsinizdir. O zaman bana bunu, bana özelden bunu yazacaksınız. Ben bunun cevabını merak ediyorum. Çocuklar bugün bir tane değil iki tane soracağım. Bir daha ilerleyen sorularda bir tane daha soru gelecek size. Bilmece gelecek. İki tane bilmece olmuş olacak. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet çocuklar, bilmece bitti. Bilmeceyi unutmuyorsunuz. Ve şimdi de size bu soruyu okuyalım. Bu soru çok güzel. Bu sorulara bayılıyorum ben. Yukarıda verilen tavukların her birinin 4 tane civcivi vardır. Buna göre kümesteki civciv sayısı kaçtır? Çocuklar bize diyor ki ama bitmek saymayla bulalım diyor. O zaman ne yapıyoruz? 4. 4. Çocuklar renkleri karış, daha şey yapalım isterseniz. Daha çok dikkat çeksin. Şöyle başka bir renk yapalım. Bir de kalın yapalım. Kalın olsun. 4. 4. Hepsine 4 yazalım. 4. Her birinin çünkü 4 tane var değil mi? 4, 4 diye gidiyorum çocuklar. Hazır mısanız başlayacağım. Çocuklar bunu toplamanın en kolay yolu ritmik sayma. Artık çocuklar sizler de ritmik saymayı iyi biliyorsunuz. Öyle toplayacağız. Hazırsanız başlayacağım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. 36 civciv var. 36 civciv. Evet çocuklar, şimdi arka sayfaya geçiyoruz. Ödev kağıdı 54'ün arka sayfası. Biliyorsunuz buraları yapmıyoruz ama ben buradaki buradaki cümlelerle ilgili yap. Çocuklar bu bir atasözü. Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur. Demek istiyor ki çocuklar, insanlar çok uzaklarda olsalar bile, hiç ümitlerini kesseler bile bir gün onlar mutlaka karşılaşırlar. Çocuklar bizler çocukluklarımızda veyahut da belli yıllarda kaybettiğimiz arkadaşlarımız oluyor. Yani kaybettiğim demek istediğim şu şekilde, görmediğimiz, onlardan bağlantılarımızın kestiği ve çocuklar onlarla bir süre sonra karşılaşırız ve çocuklar birbirimize ne deriz biliyor musunuz? Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur, ne güzel oldu deriz. Evet çocuklar, bizler bu atasözünü çok miktarda çoğu zaman kullanıyoruz. Çok da sevdiğim atasözü, çünkü o gün mutlaka çok uzaklardan, uzak zamandan beri görmediğim birisiyle karşılaşmışımdır. Evet çocuklar, şimdiki konumuz da nedir? Evet, şimdiki konumuz da zıt anlamları. Nazik, kaba, katı, sıvı, ak, siyah, binmek, inmek, korkak, cesur, doymak, acıkmak, neşe, keder, esaret, özgürlük. Şimdi ben söyleyeyim, siz tekrar edin, ben söylemeyeceğim. Anlaştık mı? Nazik, katı, ak, binmek, korkak, doymak, neşe, esaret. Alkışlayın bakalım kendinizi. Neden sonuç cümlelerini işaretleyelim diyor. Markete gidiyorum. Sebep, alışveriş yapmak için. Neden? Alışveriş yapmak için. Sonuç, markete gidiyorum. Evet, bu olabilir. Alçıyı aldılar. Neden? Kolum kırıldığından dolayı. Ne yaptılar? Sonuç ne oldu? Alçıyı aldılar. Hızlıca koşarak ön kapıdan çıktı. Sebep? Yok. Sonuç? Yok. Çok hızlı kitap okurum. Sebep? Kitap okuması. Sonuç ne? Bilgisi artsın istiyor. Çocuklar burada, bu da aynı şekilde. Çocuklar burada yapmak için, dolayı veyahut da çünkü. Bunlar çocuklar sonuç cümlelerini destekleyen, tek başına anlamı olmayan ifadelerdir. Parantez içlerine uygun noktalama işaretlerini koyun diyor. Başlayalım hemen şuradan.
En sevdiğin oyun hangileridir? Soru işareti geldi. Satranç ve körebedir. Çocuklar bakın burada da başında da var. Bu çocuklar konuşma çizgisi koyacağız. Konuşma çizgisi burada da cevap vermiş bakın. Satranç ve körebedir nokta. Gördünüz mü çocuklar bakın. Konuşma çizgisini unutmuyorsunuz. Çocuklar satır sonuna tırmayanlar küçük. Konuşma çizgileri uzun. Unutmayın aradaki fark da bu. Düğün için bilezik, yüzük ve kolye alacağız nokta. Küpe ve kolye alacağız tamam. Bana bak bu dediklerini duymuş olmayayım. Duymamış olayım. Çocuklar burada bir kızgınlık var. Bana bak büyük ihtimalle çocuklar şurada bir ünlem var. Bana bak bu dediklerini duymamış olayım. Bu şekilde yapabiliriz değil mi? Bu dediklerini duymamış olayım. Yani birazcık öfke var. Çocuklar 10. yaş günümü kutlamak için 10. çocuklar derken böyle yapıyoruz. Nokta koyuyoruz. Mesela 5. diyelim. 5. derken böyle diyoruz. Unutmayın. 10. yaş günümü kutlamak için bizim evde toplandık. Nokta. Çocuklar böyle bir kelime var. Atasözleri denmiş. Bunu çocuklar kalın ünlüleri yazdım. İnce ünlülerini yazdım. Kalın ünlüleri yazdım. Bir de üstsüz ünlüleri yazdım. Siz bunları yaparsınız. Gelelim alfabetik sıralamaya. Burada da çocuklar ilk harflerine bakıyoruz. İlk harflerine göre sıralamasını yapıyoruz. Neye göre? Alfabeye göre. Beyaz, kırmızı, mavi, sarı. Kendinizdekileriyle karşılaştırmayı unutmayın. Yazın yanlışlıklarını düzelterek cümleyi yeniden yazalım diyor. Yazalım o zaman hemencecik. Biz de yazarız tabii ki. Çocuklar sevdalarda sevdalar olunca unutmuyorsunuz. Bunlar ayrılmıyor. Bitişik yazılıyor. Ben size bunları birkaç kere söyledim ama yine söylemek istiyorum. Sevdalar yeni yılı kutlamak için hazırlık yapmamış demiş orada. Kutlamak için hazırlık yapmamış dediğiniz çocuklar buradaki gibi ayrık yazmıyorsunuz, birleştiriyorsunuz. Hazırlık yapmamış. Ve sonuna çocuklar soru işareti gelmiyor, nokta geliyor. Bu kadar. Şimdi verilen olumlu cümleyi olumsuz olarak yazalım diyor. Herkes çok heyecanlı görünüyor. Yazalım siz de söyleyin. Herkes çok heyecanlı görünmüyor. Çok heyecanlı görünmüyor. Bu da ne oldu? Olumsuz oldu. Nokta. Çocuklar, topluluk isimleri şunlardır. Yani bir kere bir anlamı tektir. Ler eki gelmemiştir. Mesela kuş, kuşlar diyoruz değil mi çocuklar? Bunlar nedir? Bunlar çoğul. Bu tek yani tek bir tane bu çoğul. Çoğul kelimeler. Mesela ağaçlar. Bunlar tek başına, bunlar çoğul kelime diyoruz biz buna. Ama çocuklar orman deyince aklınıza ne geliyor? Orman deyince aklınıza çocuklar büyük bir sürü ağaçlar geliyor değil mi çocuklar? Yani çok ağaç geliyor. Bu bir topluluk adı. Topluluk adı. Topluluk adı bunlarmış. Şöyle izleyin beni. Topluluk adı orman. Sonra ne diyelim? Düzine. Bakın düzine deyince aklınıza ne geliyor? 12 geliyor değil mi? Deste deyince aklınıza ne geliyor? 10 tane geliyor çocuklar. Peki buket, bir buket gül aldım diyelim. Buket deyince aklınıza bir tane gelmiyor değil mi? İçinde bir sürü çiçekler geliyor. Güller geliyor, çiçekler işte artık neyse. Ona göre çocuklar düşünürsek bütün sınıf, çocuklar sınıf deyince aklınıza bir kişi gelmiyor değil mi çocuklar? Ne geliyor? Çok kişi geliyor aklınıza. Ondan dolayı çocuklar buradaki topluluk adı neymiş? Sınıf. Verilen cümlelerde varlıkların özelliklerini belirten adların, ön adların, sıfatların diyor. Altını çizelim diyor. Hangi soruları sorarak buluyormuşuz? Nasıl? Hangi? Kaç? Bunları yaparak. Çocuklar ilk önce adları bulalım. Ad nedir? Kar, sulu kar. Yurt, yurtta, bütün yurtta. Oda, soğuk oda. Kalın, yorgan. Saat, gün. Çocuklar bunların gelirsek eğer hemen şimdi şöyle şu rengi alayım. Evet, sulu kar. Çocuklar bu ön addır. Kar nasıl kar? Sulu kar. Yurtta nasıl? Hangi yurtta? Bütün yurtta.
Soğuk odada. Nasıl odada? Soğuk odada. Nasıl yorgan? Kalın yorgan. Gün, kaç gün? 7 gün. Kaç saat? 24 saat. Çocuklar bunlar nedir? Varlıkların özelliklerini belirten kelimeler, yani ön hatlar. Bunlar neymiş? Ön hat. Satır sonunda bölünemeyecek kelimelerin altını kelimeleri boyayalım diyor. Çocuklar, ben size önceden anlatmıştım hatırlarsanız. Mesela okul. Böyle bölünmez çocuklar, unutmayın. Okul. Bu tek başına bir harf kalmaz. Tek başına bir harf kalmaz. Ona göre çocuklar izah. Bu olur mu? Bu bölünmez. Bunu direkt tek başına yazamazsınız. Nasıl yapacaksınız bunu? Bunu aşağıya indireceksiniz hepsini veya hepsini üstte yazmaya çalışacaksınız. Üzüm. Burası da aynı şekilde. Ağır. Ağır. Bu da aynı şekilde. Başka çocuklar akçe olur. Çünkü neden? Akçe. Tek iki harf oluyor. Bu yüzden dolayı onda sorun yok. Evet çocuklar, biraz önce ne demiştim size? Yine dedim, ikinci bir sorumuz daha var demiştim. Türkçe'de ilk teste başlarken, Türkçe bölümünün ilk grubunu başlarken bir atasözü vardı. Hani uzun zaman sonra karşılaşılan insanlar böyle birbirlerine ne diyorlardı? Hangi atasözünü söylüyorlardı? Hani diyorlardı ki ah ah dağ falan filan. Değil mi çocuklar? Nasıldı bu çocuklar? Uzun zaman görmediğimiz insanları gördüğümüzde biz bunu söyleriz. Dağ falan ipucunu da verdim size. Şimdiden teşekkür ediyorum çocuklar. Mutlaka bana bunu yazın. Sizin bunu okuduğunuzu anlamak istiyorum. Yani bu çalışmayı dinlediğinizi böyle dinlemek istiyorum. Hoşça kalın. Durun durun, bir yere gitmiyoruz. Devam ediyoruz çünkü. Unutmayın, bu iki tane soruyu da sizden istiyorum. Satır sonuna sığmayan çocuklar, bir kampanya diye bir sözcüğümüz var, bunu yapalım. Bir tanesi nasıl olur? Kan yazarız, sığmaz, sonra altına geliriz, pan ya deriz. Peki, buraya ne deriz peki? Veya başka, bir de şöyle yaparız. Kan, pan, çek çizgiyi, ya aşağıya yazarız. Evet çocuklar, bu ne olabilir? Maraton, maraton. Bunun ne olduğunu öğrenmenizi istiyorum sizden. Evet, ne olabilir? Fotokopi. Fotokopi. Evet, bunu da yazdık. Geçelim. Buzluktaki sürahi. Buzluktaki su bir süre önce dondu demiş. Çocuklar, ben de buraya güzelce sürahi yerleştirmişim. Buzluktaki su. Evet, kim çocuklar? Su diyebiliriz. Ama ben fazladan buzluktaki su demişim. Buzluktaki su veyahut da su diyebilirsiniz. Ne zaman? Bir süre önce. Nerede? Buzlukta. Diye geçelim. Aşağıdakilerden hangisi soy ağacımızda yer almaz? Kardeşiniz olur, dayınız olur ama arkadaşınız çocuklar yer almaz. Doğru cevap bu. Evet. Yukarıdaki cümlelerde verilen altı çizili sözcüklerden doğru olanlar tercih edildiğinde hangi seçenek doğru olur? Evet, dış fırçalarken suyu kapalı bırakmamalıyız, açık bırakmamalıyız değil mi? Açık. Evet, ikincisinde de doğalgaz açıkken pencereleri kapalı tutmalıyız. Yani çocuklar, bir açık bir de kapalı olması gerekiyor. Hangisi o zaman oluyor? Evet, bu oluyor. Arkadaşlarımızın düşüncelerine katılmadığımız zamanlar olabilir. Böyle durumlarda ne yapmamız gerekir? Arkadaşlarımızla bir daha konuşmamalıyız. Çocuklar, böyle olmaz tabii ki. Düşüncesine katılmıyorsunuz diye bu şekilde olmaz. Başka arkadaşlar bulmalıyız. Hayır. Ama çocuklar, düşüncesine katılmadığımızı nazikçe ona söylememiz gerekiyor. Arkadaşım, bu düşüncede seni yanlış buluyorum. Otobüste yaşlılara yer verir. Evet, ve engellilere yardım eder cümlesinde ifadeye göre Eylül için hangisi söylenebilir? Yardımsever olabilir ama planlılıkla ilgisi yok. Planlı derslerde başarısı demek yani anlamsız. Ama çocuklar, bunun saygıyla ve yardımseverlikle ilgisi vardır. Doğru cevap bu.
verilen ifadelerden doğru olanı hangisidir? Evet, anne babamızın annesine anneanne denir. Hayır çocuklar, ona biz babaanne deriz. Babaanne deriz, değil mi? Akrabalarımız ve pardon, akrabalarımızın bazıları ile soyadlarımız aynı olabilir. Çocuklar evet bu doğrudur, değil mi? Bazıları farklıdır, bazıları aynıdır, aynı olabilir. Anne, baba ve çocuktan oluşan topluluğa adres denir diyor. Ben şöyle bir gülme yapayım buraya. Şöyle bir tane diş de çıksın. Ve çocuklar bugünkü dersimizi de böyle bitirelim. Bugün iki soru sordum. Bakalım kimlerden cevap gelecek. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.